Merhabalar değerli izleyenler. Bir Sevim Dostlarımız programı ile tekrardan karşınızdayız. Bu haftaki program konuğum çok kıymetli arkadaşım, çok saygıdeğer hocam, sevgili Ali hocam ve onun çok sevdiği can dostu Ejder. Sayın hocam programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam Ejder ile olan tanışma hikayenizi böyle sizden dinleyerek yavaş yavaş programımıza başlayalım isterseniz. Ya da böyle yani, hayvan sevginizle de aslında başlayabiliriz. Hayvan sevginizin nasıl başladığıyla ilgili. Yani hayvan sevgisi çocukluktan itibaren gelen bir şey. Hatta kendimi bildim bileli demeyeceğim. Kendimi bilmediğim zamanlarda da evet. Bu sevgim varmış. Öyle anlatıyorlar. Ailemdeki büyükler öyle anlatıyorlar. Yaşadığımız evde de bir hayvan varmış, yani bir kedimiz varmış. Aa, evet. O dönemlerde. Çok evet. Küçük yaşta bir evcil hayvanla tanışmak, yani bir evet. Kediyle, bir köpekle tanışmak muhtemelen zaten... Muhtemelen etkisi var. Evet, insan hayatını çok olumlu yönde etkiliyor hocam. Yani o dönemlerde alıp böyle bağrıma basıyormuşum. Evet. Korkmuşlar bir hastalık falan geleceğinden dolayı. Ayırmışlar tabii bizi. Ama ben o şeyimi hiç atamadım çocukluğumdan beri. Evet. Tavuktur, horozdur, evet. Karıncadır, böcektir. Evet. Ayırt etmeksizin her türlü hayvanı sevdiğimi ifade edebilirim. Evet. Değerli izleyenler, bu arada Ali hocamla biz zaten sık sık okulda böyle küçük kedilerde bakmaya evet. Çalışıyoruz. Mesela canım sıkkınken falan bir bakıyorum ki kapı çalıyor. Ali hocam elinde minik bir kediyle. Bu aralarda da işte yaz yavruları, kediler tam evet. Böyle sokağa dökülmeye başladılar evet. Yavaş yavaş. Çokça karşılaşıyoruz. Evet, hocam, keyifli de oluyor evet. Onu beslemek, sevmek. Bu konuda gerçekten çok hassas bir insansınız. Yani çok değerli bir arkadaşımsınız, yani, bir hocamsınız. Sizin kadar olamasa da. Evet. Yok hocam, gerçekten siz de öylesiniz. Hatta benden çok daha üstün görüyorum sizi. Çok kıymetli bir insansınız. Falan. Hocam sincap hiç yerinde durmuyor. Durmuyor. Yani durmuyor. Birden böyle elimi aldım, birden başladı şöyle bütün vücudumda yürümeye falan. Kaçtı, bir arabanın altına girdi, sokaklarda sincap arıyoruz. Yani, çok bizim için yani ilginç bir anıydı gerçekten. İşte şimdi şey de yapamıyorsun yani evcilleştireyim gibi bir durum da söz evet, konusu olamıyor. Evet, çok hareketli ve hareketli, küçük. Hızlı evet, hayvanlar. Evet. Açıkçası ondan bu kararı veremedim. Tam tersi zıttı işte iguana. O da onun tam tersi. Evet. Yani kala kalıyor. Evet. Hocam siz zaten her zaman yerde. Biraz daha yani bütün hayvanları çok seviyorsunuz evet, biliyorum ama evet. Biraz böyle farklı cins hayvanlara karşı ilginiz var. Evet. Bunun için böyle nedeni düşündünüz mü hocam? Yani biraz karakterle de ilgili olabilir. Farklı bir bakış açım var. Hep böyle oldu. Yani ekstra bir çabam yok. Farklı evet. Bir bakış açım var genelde. Herhalde onunla ilgilidir. Detayına çok girmedim ama muhtemelen evet. Öyledir. Hocam sorumuz da yarım kaldı. Bu arada iguananızın adı Ejder. Ejder. Ejder'in seçim adını... noktasında evet seçim noktasında birkaç arkadaşımla çok kritik evet. Yaptık. İguana mı beslenir? İguana da işte çok sessiz, çok sakin gibisinden. Evet. Buradan selam olsun. Harun hocam evet. Çok tepki gösterdi ama sonrasında da ismini bulan da o oldu. Evet. Birkaç tane isim arasında gidip geldik. Sağ olsun. Hocam ama ismini de şak diye hemen evet, Harun evet, hocam. Evet, evet. Yani, Ejder. Sanki yıllarca bu ismi beklemiş gibi. Görmek istiyor şu anda. Ben açıkçası tam alışsın. Yani evet. Hani o evcilleştirme kısmı
Tabii ki. Var ama protein ağırlığını çok azaltmamız gerekiyor. Çünkü böbrek karaciğer yetmezliği ile beraber gut hastalığına çok çabuk yakalanabiliyorlar. Ama hocam genel olarak otçullar değil mi? Tabii tabii. Benim onu hem seviyorlar hem de besleyici olması açısından, hı-hı, onlara yaraması açısından daha çok o ağırlıklı gidiyoruz. Yani mesela ben denedim hepsini, işte brokolisinden lahanasına, maydanozundan, evet, marılına. Bu konuda yazan bilgilerde de aslında ulaşılabilir. Yapılabilecek şeylerden birisi elden beslenmesini sağlamak. O yiyecekleri elden
Özellikle soğuk ortamlarda olmaması, buna dikkat etmek çok önemli ve yiyecek açısından hani her önümüze geleni yine vermememiz, bu bağırsak sağlığı açısından. Evet. Şunu ekleyeyim, yiyecekle ilgili aklımdan çıktı az önce. Buğday yulaf gibi daha çok böyle lif yönünden zengin gıdaları vermemiz bağırsakları açısından önemli. O yüzden onu da nasıl, yani buğday verme anlamında değil. Şimdi ben ona başladım. Buğday çimlendirme, yulaf çimlendirmesine giriyoruz. Tabii onun yeşil halini vermemiz gerekiyor. Ama hocam, keyif işte bir yani. O zaman bir iguana bakmak da hocam çok meşakkatli, çok, ilgi isteyen. Çok. Mesela şunu ekleyeyim ben. Yine sağlığıyla, hastalıktan madem geçtik onu. Yediği yemek kabı, işte içtiği su kabı ve işte yaşadığı alandaki o diğer malzemelerin, çok temas ettiği o malzemelerin tamamının günlük temizlenip dezenfekte edilmesi gerekiyor. Yani işte almış olduğumuz bir takım dezenfektan araçlarıyla sulandırıyoruz bir takım kimyasalları. Evet. Onun sağlığı açısından önemli ve günlük yapmamız gerekiyor bunu. Sanki işte bir çocuğun altını temizlenmesi, evet, gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bunu sürekli yapmak gerekiyor. Evet. Ne kadar dayanabileceğim bilmiyorum. Şu an severek yapıyorum. Evet. Keyifli. Zaten bunları bilerek gerçekleştirdiğim için bu eylemi. Şu anda hocam, memnunum zaten açıkçası. Eve bir canlı almak çok farklı bir şey. Evet. Ben köpeğim Paris'i biliyorsun. Mesela onu eve aldığım yani eve aldıktan sonra bir hayatım var, bir de öncesi, tabii, var. Yani bambaşka bir Züleyha. Hani onunla ilgilenmek, ona bakmak, hani onu sevmek, işte onun ne yiyeceği düşüncesi, bazen biliyorsunuz okulda mesela, evet, işte maması bitti, şöyle oldu böyle oldu, hani o telaşı yaşıyorum. İşte ona bakmak, mesela dün yıkadım ama bütün günüm ona verdim. Hani yıkadım ama işte hani mevsimden dolayı işte hasta olabilir. Evet. Aman üşür, belki hani banyodan sonra işte ne bileyim kendini hani biraz daha benim yanımda işte kalmak ister falan. Saatlerce kuruttum, sevdim, taradım. Yani bir hayvana bakmak çok aslında zor bir, yani iş. Dışarıdan ama çok... mesela işte sokakta yaşayan hayvanlar var. Evet, evet. Yani benim için sokakta yaşayan ya da dış ortamda yaşayan böcekler bile çok, evet, dikkatimi çekiyor. Evet. Karıncasından örümceğine, öyle söyleyeyim. Evet. Dışarıdan bakmak çok başka bir şey ama... Evinize evin almak içerisinde, çok farklı. Yani evet. Evin içerisinde küçücük bir hayvan bile, evet, besliyor olmanız, evet, gerçekten çok başka. Çünkü, evet, bir sorumluluk yani. Kesinlikle belki şey öyle gibi gelir, basit bir kuş gibi mesela o bile, evet, hani küçük bir hayvandır. Ama onu bile gerçekten sorumluluğunu gerçekleştirmek, evet, önemli. Çok farklı hocam, bir de insanın duygusal olarak da böyle kendini bilmiyorum çok farklı bir yere getiriyor. Mesela, evet, ben artık sadece hani evdeki köpeğime değil yani, evet, ona da çok merhamet ediyorum. Çok seviyorum, bakıyorum. Dün dediğim gibi bütün pazarımı ona ayırdım mesela ama yani dışarıda mesela yağmur yağınca bir tane köpek görüyor, çok üzülüyorum. Evet. Aşırı üzülüyorum. Aslında yani şeyle de ilgili mi? Yani bir şeyler yapabiliriz ama yapamıyoruz. Yani tabii ki de insani olarak seviyoruz. Belki de diyorum ya, yetiştiğimiz, evet, ortam, tarz, yaşadığımız hayat. Ama bir taraftan şu da var. Eğitimciyiz. Evet. İkimiz, evet, de mesela, evet, ikimizin de öyle bir, evet, özelliği var. Ve eğitimciliğin çok farklı bir durumundayız. Evet, çünkü annelere babaları olmayınca çocuklarla, öğrencilerin anne babası yerine, evet, geçiyorsunuz. Evet. Yani bir anne baba şefkatiyle, sevgisiyle, hem öyle, korumasıyla, hem kollamasıyla. De biliyorsunuz özel gereksinimli, evet, çocuklarla çalışıyoruz. Hep hayatımızda, evet, oldu evet, açıkçası o çocuklar. Öyle olunca biraz daha o merhamet, evet, şefkat şeyi daha gelişebiliyor insanın. Evet. Belki de o hayvanlara bakışımız bununla alakalı da daha belirgin ve gelişmiş bir hale gelmiş. Evet. Gelmiştir belki, evet, de yani. Yani hocam etkisi zaten vardır ben şey bence diyorum hep yani, evet, kadınlar da hani hassas canlılar ama mesela bir köpekler, kediler, çocuklar benim için, evet, çok ayrı. Savunmasız. Yani, evet, bütün insanlar hani herkes, bütün canlılar ama çok özel değerlidir. Ama söylediklerimiz tamamen savunmasız. Evet, ama o hani bir çocuk yani.
diyorsun. Evet. Mesela iguan öz bakımından bahsedebilir miyiz biraz? Ejderin öz bakımından mesela tırnaklarından işte. Yani şöyle belirli aralıklarla tırnakları uzuyor ve hareket ettiği zaman tırnaklarının kırılması ya da işte bir şekilde yaralanmasına sebep olabilir. Kesilmesi ve bakımının yapılması gerekiyor. Evet. Şu ana kadar daha şey yapmadık. Böyle bir faaliyette bulunmadık. Hı hı. Takibimde ama. Dikkat ediyorum ona yani. Hocam böyle şeyler mi? Hani gerçi biraz biliyorum hani çok fazla böyle hı hı. yerinden hareket eden çok böyle hareketli bir canlı değil ama. Evet. Hani mesela böyle ani atakları, saldırganlığı falan olabiliyor mu? Şöyle, günde mesela 4-5 saat o sıcak ortamda yani güneşleniyor olabilir. Veya işte biz yapay olarak sağladığımız o ışık ortamında. Sakin durdukları bir zaman var. Zaten genelde hani çok hareketsiz duruyorlar evet, ama evet. o ışık ve güneşlenme sürecinde böyle hareketsiz durdukları bir zaman var. Ben bunu yapmayı çok seviyorum gerçekten. Evet. Onu taklit ediyor gibi evet. hissediyorum. O dönemlerde ya o zamanın o sürecinde dokunmamak lazım. Evet. Özellikle ani yaklaşıp böyle gürültü sürekli kapalı tutuyoruz yaşadığı ama alanın üzerine. Çok asil üzerine. Hocam sanki asla kaçmaz evet, gibi. Yani bunu duysa ya, bana güler gibi düşün. Ben onu diyorum ya onu taklit etmeyi çok seviyorum. Onun bir duruşu var şöyle evet, hareketsiz gözlerini şekilde. Gözlerini de şöyle kapatıyor. Mükemmel gerçekten de. Ya ben onu saatlerce izleyebiliyorum. Asla kaçmaz gibi yani evet. sanki hani asla öyle bir şeye tenezzül etmez. Ama, ama işte şöyle ejder biraz büyük. Evet hani epey. Kaçsa bile evin ev ortamında çok fazla saklanabileceği bir yer olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ama o tedirginliği ona yaşatmak da sıkıntı olabilir. Evet. Çünkü şu da var, şunu da ekleyeyim. Şimdi onun ortamı kendine özel bir ortam. İşte ısı dengesi özellikle iyi sağlanmış durumda. Şimdi evin herhangi bir yerinde, bir de düşünün şimdi kış şartlarında evin her yeri aynı ısı derecesinde olamayabiliyor. Öyle bir şey yaşatırsak eğer, yani normal şartlarda 37-38 derece gibi bir sıcaklığa çıkabiliyorlar şeyde. İşte güneşlenme ve o yapay ışıkla vücut ısıları beraber. Onu seviyorlar ama evet. normal şartlarda işte o güneşlenme süreci bittikten sonra 24-25-26 derece ortamda olması ortam gerekiyor. Ortam için evet. Şimdi düşünün akşam saatinde gece yatarken böyle bir şey yaşadı ve yaşadığı alandan kaçtı. Sabaha kadar orada kaldığını düşünürsek ona acaba ne getirir? Yani hastalanmasından tutun da. Evet. Yaşadığı tedirginlik, işte uyum sağlaması, yaşadığı benimle yaşamasına kadar etki hocam, edebilir. Hocam acaba dokunulmasından, gerçi siz hani elden beslemeyle hani evcilleştirmeye evet, yani çalışıyorsunuz ama. Evet yani şöyle ona ama, yavaş yavaş alıştık. Dokununca rahatsızlık duyuyor mesela. Yani ben yaşamıyorum. Şu an gayet iyiyiz. Ama şu çok önemli. Ben kendim de dokunduktan sonra hem kendimi dezenfekte etme adına. Çünkü bakteri ve benzeri şeylerden kendimizi de arındırmamız gerekiyor. Evet. Onlardan geçebilecek bir takım şeyler de söz konusu olabilir. O yüzden işte her gün temizlenme olayı hı hı. söz konusu. Ona da geçmemesi, bize de geçmemesi bu açıdan önemli. Yani günlük temizliğimize, evet. hijyenimize açıkçası dikkat ediyoruz. Hocam programımızın böyle yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Biraz da sokak hayvanları hakkında konuşmak istiyorum.
Özellikle sokak canları için mesela izleyenlerimize neler tavsiye etmek istersiniz? Çünkü siz bu konuda çok duyarlı, çok takdir ettiğim bir hocamsınız. Teşekkür ediyorum. Sokak canları için insanlarımız neler yapmalı? Bu konu hakkında biraz bizi aydınlatır mısınız? Yani hemen yeri gelmişken şuna bir değinmek isterim. Geçtiğimiz günlerde bazı illerde, çok isimlendirmek istemiyorum, yaşanan bazı evet. olaylar, medyaya yansıyan evet. bazı olaylar çok üzdü. Yani bir hayvansever olarak ciddi evet. manada üzüldüm. Evet hocam, ben yani birkaç gün uyumadım. Uyuyamadım, gerçekten uyuyamadım. Yani canlı doğrudur. Yayınları izliyorum, haberleri izliyorum. İnanılmaz etkilendim. Çok üzücü yani, bir... Onlar bizim konuydu. Sessiz yanımız. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Yani evet. insan ya da hayvan ayırt etmeksizin bir canlı. Ve bizden çok farklı değiller. Evet. Her şeyimiz aynı. Yani yaşamımızdan, hani anatomimizden, fizyolojimize her sen hocam nasıl ben bir köpekle yaşıyorum ve gerçekten öyle. Gerçekten evet. öyle. Yani heyecanlanınca o da heyecanlanıyor mesela. Kesinlikle. Yani çok farklı bir şey. Köpeklerin duyguları, akılları çok farklı. Hissedebilmeyle ilgili evet, bence evet, bu. Evet, bunu farklı. Hissettiğiniz zaman zaten herhangi birinin saldırması veya herhangi aksi bir durumun yaşanması olasılığının ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Tabii ki saldırgan hayvanlar olabilir. Evet. Ben buna şeyim yok yani evet, bu anlamda kimseyi evet. eleştirmem. Bu anlamda nasıl korunabilir etraf, çevre? Muhtemelen belediyelere düşüyor bu görevler. Bunu yapmalılar ki genelde evet. o tür saldırgan hayvanlar herhalde gece saatlerinde daha fazla aktif oluyorlar. Hı hı. Bu anlamda belediyeler belki gece saatlerinde de böyle bir ekstra mesai düzenlerlerse o hayvanlara zarar, yani şiddet veriyorsa ona şiddet uygulayalım anlamında değil. Onları biraz daha ehlileştirebilmek adına belki bir yaşam alanı yaratılabilir. Belki aslında işte bir hocam, evet. barınağa alınıp en azından hırçınlaşabileceği bir insanla karşılaşması. Rehabilitasyon süreciyle evet. Hem hani, rehabilitasyon evet. süreci olabilir evet. hem de hırçınlaştığı zaman başkalarına zarar vermekten ziyade onlara da iyilik evet. Yapmış oluruz bu sayede. Evet. Belki belediyeler böyle bir ekstra çalışmayla. Aslında çalışmalar yapılıyor ama biraz daha fazlalaştırılmalı. Mesela sokak hayvanlarının sürü halinde olması bazen beni de doğrusu tedirgin evet. edebiliyor hani yolda karşılaştığımda. Ben de bazen korkabiliyorum. Bakın ben çok seviyorum, besliyorum. Ama bazen ben de tedirgin oluyorum etrafımı sardıklarında. Çünkü aç olabilme ihtimalleri ve saldırabilme ihtimalleri olabiliyor. Ama bunların önüne geçebilmek için de hem belediyelerin biraz daha kısırlaştırma evet, çalışmalarını evet fazlalaştırmaları lazım. Yani bir yerde ben hani saldırgan dediniz aklıma şöyle geliyor. Biraz daha böyle hani insan psikolojisinden anlayan insanlarız. İyi de anladığımı evet. evet. ifade edebilirim açıkçası. Onlar bize yakınlar bu anlamda. Hani böyle sürüleşmiş böyle bir şey gibi düşünüyorum ben. Çete oluşturan grup gibi düşünüyorum insanlar arasında. Onlar da böyle saldırgan hayvanlar bir araya gelip kendilerini bir savunma ortamı evet. yaratıyor evet. olabilirler. Evet. Yani onları anlamak adına da evet. çaba sarf ettiğimiz zaman çözümü daha kolay bulabiliyoruz açıkçası. Evet. Yani bu anlamda onları anladığımız zaman bence çözüme ulaşmak çok daha kolay olur diye ifade edebilirim. Evet. Sayın hocam programımıza katıldığınız için, ben bizimle teşekkür hayatınızı ederim. Paylaştığınız için size çok teşekkür bu fırsatı ediyorum. Verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ediyorum hocam. Farklı değişik bir hayvan anımız oldu. Sahibi. Evet. onu paylaşmış olduk. Belki ilgisini çekecek başka insanların. Hem de keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Bir sevimli dostlarımız programın daha sonuna geldik. Bu hafta programımızda çok kıymetli dostum, çok değerli hocam, Ali hocam ve onun çok sevdiği can dostu Ejder ile beraberdik. Haftaya sevimli dostlarımız programında yeni konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.